yemin proteinine göre fiyatlandırması var. Bizim bakanlığımızın ve süt konseyinin hesaplamalarında 19 protein yem paritesi üzerinden gidiliyor. Bu ne demek? 1 litre sütle 1.300 gram 19 protein yem almamız gerekiyor. Şu anda da bir çuval 19 protein yemin de fiyatı 300 TL. Yani yemin kilosu 6 liraya gelmiş oluyor. Onun için bizim maliyetimiz şu anda yem pariteye vurduğunuz zamanlar sütün fiyatı 7.80 olması lazım. Fakat 1.3 pariteye vurduğumuz zaman da 7.80 olması gerekiyor. Ki bu devam ediyor, artış da devam ediyor. Biliyorsunuz bugün biz o rakamı vermiş olsak bile maliyette artma devam ederse senin kazancın düşmüş oluyor tekrar. Onun için sıkıntımız burada. Aralık'ın 8'inden itibaren yapılan zam belki çok büyük gibi gözüküyor. %47'lik zam çok fazla gibi gözüküyor ama bizim maliyetlerimize gelen zamlar daha fazla. Yani girdilerimize gelen zamlar daha fazla, maliyetimiz daha fazla arttığı için bu rakamlar küçük kalıyor. Onun için üretim yapmak için bizim üreticimizin maliyetlerinin üzerine en azından maliyetleri kadar para kazanması lazım ki zarar etmemesi lazım. Konseyin belirlemiş olduğu referans fiyat 4.70 ama üreticinin eline bu 4.70 rakam geçmiyor. 4.40, 4.50 civarında geçiyor o şartlarına göre. Şu anda eksideyiz zaten. 1 litre sütten 1,5 kilo yem almamız gerekiyor bizim normalde. Şu anda bizim paritemiz yani birin altında. Yemin çuvalı 300 olduğu için kilosu 6 liraya geliyor. Şimdi nasıl olacak? 1 kilo 300 gram yem almak için sütün fiyatı 7.80 olması lazım. Ki bugün için. Yarın bilmiyorum. Böyle de bir şey var. Yani biz pariteden falan vazgeçtik gerçekten. Ama sürdürülebilir bir rakam oluşturmamız lazım. Onun için biz acilen süt konseyinin toplantılmasını istiyoruz. Gıda komitesinin de hızlı bir şekilde karar vericilerin burada karar vermesi gerekiyor. Çünkü süt beklemez. Üreticilerimizin bir an önce bu fiyatları yeniden güncellenip üreticilerimize ilan etmemiz lazım. Bizden beklenen şu anda o. Üreticinin zor durumda olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Yetkililerle paylaşmak istiyoruz. Ben zaten bakanlığımızdan diğer karar vericilerle sürekli görüşüyorum. Biz de insanız, biz de üreticiyiz, bu ülkenin evladıyız. Ama sürekli sana birileri sürekli maliyetini arttırıyorsa, birisi de seni devamlı engelliyorsa ne yapıyorsun? Canın yanıyor. Canın yanınca da bu sefer bağırıyorsunuz. Bağırmak zorundasınız. Çünkü gidiyor. Hayvanlarımız gidiyor. Kesiliyor. Engelleyen şu sistem. Şöyle ne var? Konseyimiz var. Eskiden konseyde kim var? Sanayici, üreticiler, bakanlık ve bakanlığın hakemliğinde fiyatı belirliyorduk ve ilan ediyorduk. Ama 2018'de Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu, Ekonomi Bakanlığı almış olduğu, göndermiş olduğu bir genelgeyle Gıda Komitesi'ne onayı almadan konsey bu referans fiyatı açıklayamıyor. Sıkıntı burada. Yani biz konseyi toplayacağız. Eyvallah. Yazı yazdım zaten, talep ettim. Arkadaşlarımız orada. Fakat Gıda Komitesi'nin toplanmasını bir an önce karar vermesini istiyoruz. Yanlış veya doğru, az veya çok bir karar verip üreticilerimize önünü açmamız lazım. Şu anda üreticilerimize ciddi zam geliyor. İnanın yüksek protein yemler 7 lira şu anda. Yani çok pahalandı. Şimdi zaten sosyal medya ve telefonlarla bizi arıyorlar sürekli. Biz ve çok ağır ithamlarda bulunanlar oluyor. İnsanlar çünkü canı yanıyor. Ben de bu işi yapıyorum ve zarar ediyoruz şu anda. Onun için yani biz insana ne yapsınlar? Bir de şu hayvancılıkta şöyle bir şey var. Eğer insanlar buradan çıkarsa, üretim çıkarsa bir daha geri dönmemesi çok zor. Onun için bekle, dur bakalım. İşte açıklansın, şöyle geldi, bile geldi. Bunlar yanlış işler. Burada sadece üreticiye değil, ülke ekonomisine zarar veriyoruz. Yarın öbür gün göreceksiniz ki hayvanlar bir anda bittikten sonra ne oldu, ne yaptı diyeceğiz biz. Çünkü bizim kayıtlarımız da tam değil. Şöyle hayvanlar var gözüküyor ama bir bakacağız ki ahırlar boşalmış. Bak bu da bir gerçek. Sahada olan bir insanım ben. Birden süt fiyatları yükselirse, patlarsa o zaman kimse de kusura bakmasın. Onun için biz şimdiden bir fiyat geçişi istiyoruz. Neden istiyoruz? Aslında fiyatlar bir yıl olsun. Benim için daha iyi. Ben de önümü görürüm. Ama girdilerimiz artmasın. Bizim talebimiz bu. Girdileri artarsa biz ne yapabiliriz? Yani çünkü bizim fiyatımızı eğer başkaları belirliyorsa eğer ne yapacağız? Biz onları bekliyoruz şu anda. Şimdi yem beklemiyor ki. Akaryakıt beklemiyor.
Yemde beklese böyle devleti, bakanlığı, gıda komitesini, işte yemciler de bekleyip de öyle zam yapsalar eyvallah, hep beraber yapalım. Ama öyle olmuyor ki. Yemciler otomatiğe bağlamışlar. Borsa gibi inip çıkıyor. İnmiyor da çıkıyor hep. İnerken çok ağır iniyor. Yukarı çıkarken hızlı bir şekilde çıkıyor. Ama senin fiyatını işte gıda komitesi veya sanayiciler bir şekilde işte konsey falan, bu ne oluyor? Üretime zarar veriyorsun. Bununla beraber ülkeye zarar vermiş oluyoruz. Gıda komitesinde şöyle ekonomi, maliye bakanı, ekonomi bakanı, ticaret bakanı ve tarım bakanı, Merkez Bankası, TÜİK ve genel müdürlüklerden oluşuyor. Bunlar çalışma yapıp burada kendilerine göre işte maliyet, işte enflasyon maliyeti, süt ürünlerinin enflasyona ne kadar katkısı, fazlalığı, işte ne kadar yük getiriyor, onlar hesaplanıyor ama bu yandaki üreticinin durumuna da bakmak gerekiyor. Şimdi siz ekonomik olarak o taraftan bakarsan, eğer beni ekonominin dışında tutarsan, işte vah halimize o zamanlar. O zaman sıkıntı. Siz masa başında matematiksel hesap yaparsanız, işte o zaman ülke gidiyor işte. Eğer sahanın gerçeğini bilmeden hareket ederseniz, var halimi yandık o zamanlar. Yani bak, göreceksiniz. Gıda komitesinin içerisinde üreticiler, süt birlikleri yok kesinlikle mu? Kesinlikle yok. Burada bir sıkıntı. Zaten buradan geliyor bazı şeyler. Biz bazı şeyleri doğru yapmıyoruz. Gerçeği görmüyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız buraya bir bakması lazım. Niye? Şimdi gıda komitesi toplanıyor. Şimdi buğdayla ilgili fiyat açıklanıyor. Üreticilerde kimse yok. Sütle ilgili açıklanıyor. Sütle kimse yok. Nasıl olacak bu? Tek taraflı oturduğun yer açıklama yapıyorsun. Bu olmaz. Burada üreticilerin gerçeğini oraya yansıtmazsak bu iş olmaz. Ulusal Süt Konseyi şu anda fiyat konusunda yani biraz sıkıntılı. Çok sıkıntılı hem de. Gıda komitesinin onayı olmadan fiyatı açıklamak olmuyor. 1.1'in altına gelince süt fiyatları tekrar toplanacağız denmişti. Ama sözünü tutmuyor şu anda Ulusal Süt Konseyi. Ve Ulusal Süt Konseyi'nin başında da sanayici var. Buradan tepkimi de gösteriyorum. Onun için tamam, benim de başkan yardımcısı da arkadaşım ama başkan da sanayi, hep sanayicide oluyor. Bu da bir yanlış.